Kurulu'ndaki genel kurulda alınan karar önümüzdeki yıl Haziran 2025'e kadar geçerli olması gerekiyor. Fakat bu olağanüstü genel kurul maddelerini kimin hazırladığını net olarak bilmiyorum. Denetim kurulunun hazırladığını biliyorum ama denetim kuruluna da nasıl bir bilgi verildi ve bu maddeleri tekrar gündeme aldı onu bilmiyorum. Normal şartlarda bu kararın önümüzdeki Haziran'a kadar, pardon özür dilerim, Aralık'a kadar ödenmesi gerekiyor. Şayet bizim bilmediğimiz sözleşme neticesinde artı maliyetler çıkacak ise, biraz önce de izah ettiğim gibi bu paranın ne kadar yetecek, ne kadar yetmeyecek hepimiz için birer soru işareti. Bu bize göre bir Pandora'nın kutusu diye söylüyorlar. Kutuyu ancak seçimi kazanıp sözleşmeyi inceleme imkanına sahip olduğumuz zaman anlayacağız. Çünkü biliyorsunuz ki Orhan'da şöyle bir teamül var yöneticiler adına. Efendim bu bir ticari sır. Efendim neyin ticari sırrı? Sizin 1803 tane patronunuz var. Siz hangi ticari sırrı bu patronlarınızdan saklıyorsunuz? Bir şirket sahibi muhasebe müdürü kendisinden hesabını saklar mı? Mutlaka işiniz onu verirsiniz değil mi? Onun için bu bir yanlışlığı dolayısıyla inşallah olağanüstü genel kurulda denetim kurulu üyesi arkadaşlarımız Sayın Selçuk Bey ve Osman Beyler bu müteahhitle yapılmış olan ve ölçümünü sonuçlandırabilirler ise şayet bu miktarların ne kadar olduğunu bize söylemek mecburiyetindeler. Çünkü biz ona göre önümüzü görmek zorundayız. Yönetici olarak biz değil, aday olarak biz değil. Hepimizi ilgilendiren bir konu bu. Çünkü parayı hepimiz birlikte ödeyeceğiz. Söylemek istediğim bunlar ibaret. Teşekkür ederim. Bir soru daha alabiliriz diyor Sayın Başkan Adayımız Aydın Bey. Kusura bakmayın, hepinizi çok bekletiyoruz. Bir an önce de sonlandıralım istiyoruz. Çok yormak istemiyoruz. Peki. Peki. Ben herkese sevgilerimi iletiyorum. Benim merak ettiğim bir konu var. Biraz daha yaklaştırır mısın? Benim merak ettiğim bir konu var. Burada yangın musluğu hiç dikkatimi çekmedi. Acaba böyle bir düşünce olabilir mi? Doğru. Dün Tevfik Bey'in toplantısı vardı. Orada da
bu açıklamayı yaptım, uyarıyı yaptım. Sanki olağan genel kurula gidiyormuşçasına bir hava oluşmuş. Bakın, 25 Ağustos tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Olağanüstü genel kurul şu demektir. Kooperatifin 3 tane organı var. Olmazsa olmazı. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu. Şimdi her şey yerinde. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu işlevlerini yapıyorlar. Sitede olağanüstü bir durum meydana geldi. Ve bunun yönetimin çözme olanağı yok. Neden yok? Çünkü yönetim kurulu denetleme kurulundan aldığı görevleri, özür diliyorum, genel kuruldan aldığı görevleri yerine getirir. Genel kurul karar organıdır. Ne yapılacak, ne para ödenecek. Yönetim kurulu icra organıdır. Genel kuruldan almış olduğu görevleri ve parayı belirtilen yerlere harcamasıdır. Denetleme kurulu, yönetim kurulunun işlevlerini ve harcamalarını denetler. Şimdi, olağanüstü toplantı niçin yapılıyor? Kooperatifin organından bir tanesi yönetim kurulu istifa ettiği için. Bizi bağlayan ana sözleşmedir. Kooperatifin ana sözleşmesi. Hepinizin imzası var. 1803 tane imza var. Ben bu ana sözleşmeye uyacağım, gereklerini yerine getireceğim diye. Biz de en son 30 Haziran'da olağan genel kurul yapıldı. Olağan genel kurulda 15 madde vardı. Bunlardan ilk 2 maddeyi çıkartacak olursak, işte açılış konuşması, divanın seçimi. Sonra geri kalan maddeler temeliyle çıkartılır. Geri kalan maddeler genel kurulun. Pardon efendim. Bakın. Şeyi buluyorsunuz, ambiyansı buluyorsunuz, beni de dağıtıyorsunuz. Genel kurulda bu 24-25 dönemi için ne işler yapılacak, hangi paralar toplanacak? Yönetim kurulu zaten seçimdeydi, mali kongreydi. Yönetim kurulunun aylıkları. Burada kararlar alındı. Ana sözleşmeye göre kararlar varsa ve bu kararlar Burhaniye Asli Hukuk Mahkemesi'nde açılan bir davayla ortadan kaldırılmadıysa, iptal edilmediyse bu kararlar yürürlüktedir. Kısaca parayla ilgili kısmını söylüyorum. Müteahhite 1400 lira, 6 ay 1400 lira para ödenecek. Gelir genel giderler için 750 lira 12 ay ödenecek. Geri kalan da işte yönetimin aylıkları, şusu busu. Bunlar geçti ve yürürlükte. Bizim yönetim kurulu 9 gün sonra istifa etti. Organın bir tanesi eksik. Bunun yerine konması için olağanüstü toplantı çağırma görevi ana sözleşmeye göre denetleme kurulunda. 47. madde. Ana sözleşmemizin 47. maddesi. Olağanüstü durum budur. Olağanüstü durum budur. Yönetim kurulu istifa etmiştir. Yedekleri görev almamıştır. Organ eksiktir. Onun yeri tamamlanacak. Olağanüstü genel kurulumuzda 25 Ağustos'ta tek bir gündem maddesinin görüşülmesi gerekiyor. Yönetim kurulunun ve yedeklerinin seçilmesi. Ama bizlere gönderilen davete baktığınızda neler yok? Efendim yönetim kuruluna yetki verecekmiş para harcaması için. Yönetim kurulu buraya niye seçiliyor ki? Genel kurulun aldığı kararları icra için. Buna yetkiye falan gerek yok. Devam ediyor. Araştırma mı yaptılar? Ne yaptılarsa. Borcumuz fazla. O 1400 liranın
artırılması mıdır, eksiltilmesi midir? Onun tekrar görüşülmesi. Böyle bir gündem maddesi koyamaz. Denetleme yapıyor. Devamında genel giderler için 750 lira para ödendi. Efendim bunu tekrar ele alalım. Aynı şekilde bunu da koyamazsınız. Dün Tevfik Bey'in toplantısında bunları izah etmeye, uyarmaya çalıştım. Ben avukatım. Benim görevim bu. Ben size hukuki haklarınızı söylerim. Ama uyarsınız, ama uymazsınız. Uymazsak sonucuna bizler katılırız. Bir genel kurul 400 bin liraya mal oluyor. Cebimizden çıkıyor. Haybe'ye gidiyor onlar. Postaneye veriyoruz. Şimdi yapılacak olan budur. Divan başkanlığı her kim seçilirse seçilsin. Önüne bunu alması lazım. Arkadaşlar bu olağanüstü genel kuruldu. Yönetim kurulu istifa ettiği için bu gündemin tek bir madde olması gerekiyor. O da yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçilmesidir. Geri kalan maddeler oylanamaz. Görüşülemez. Kesin. Net. Tevfik Bey, dünkü konuşmamızda, ayrıntılara girmiyorum. Bu şekilde söyleyince tepki gösterdiler. Madem dediler siz böyle düşünüyorsunuz, bakın benim düşüncem değil, onu da söyleyeyim. Bu benim düşüncem değil, ana sözleşme, size okuyorum. Lütfen hepiniz açın okuyun. Gidin yönetime, daha doğrusu muhasebeye, hani evlerinde bir tane var ama açın okuyun. 47. madde. Fazla değil, 47. madde. Ne yazıyor? Bana tepki gösterdiler, günah keçisi oldum bir anda. Siz dediler itiraz edeceksiniz, efendim işte şerh koydurursunuz, gider dava açarsınız, işte senelerce sürer, ondan sonra sonucuna siz katlanırsınız. Hadi buyurun. Doğruyu söyleyen 9 köyden kovarlar. Değil mi? E güzel. Ben de bunu yapacağım. İlk işim şerh koydurma. Ve dava açma. Bakın açılacak dava 2 türlü, 3 türlüdür. Mutlak ve mutlanlı yok. Mutlak mutlan. Yani yok hükmünde. Bu genel çağrıya konulan bu maddeler yok hükmündedir. Çünkü irade genel kurulundur. Genel kurul iradesini belirtmiş ve kabul edilmiştir. Siz denetleme kurulu olarak bunu nasıl koyabilirsiniz ki? Genel kurulun üstüne çıktınız. Bu nedenle 25 Ağustos'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurulda sizleri bu konuda dikkatinizi çekiyorum. Yapılması gereken budur. Seçilecek olan divan başkanının görevi de budur. Hiç tartışmaya meydan vermeksizin bu açıklamayı yapmak zorundadır. Yoksa efendim nedir onun adı? 1400 lira olmadı. 2800 lira. O yetmedi. Şu kadardı. Bu saçmalık. Abesli iştigal. Bitirmeden, lütfen. Şu husus atladım, dün de atladım. Ne yapılacak? Bakın dedim, eğer siz de bu toplanması gereken, yani genel kurulda alınan 1400 lira ve 750 liranın yetersiz olduğunu görüşündeyseniz, buna inanıyorsanız, buna kaniyseniz, o zaman yapılacak tek bir şey var. 181 tane imza genel kurula katılacak olan ve fiilen de katılması gerekiyor. 181 kişi imza koyacak. Bir gündem hazırlayacak. Diyecekler ki örneğin işte müteahhite ödenecek paranın yeniden görüşülmesi. Genel giderlere aktarılacak ve aidatların yeniden görüşülmesi. Başka bir madde de ekleyebilirler. O zaman divan başkanı bu
bu önergeyi almak zorunda. Ve genel kurula bunu oylatmak zorunda. Genel kurul bunu kabul eder ise o zaman o gündem çağrı gündemi değişir, gündeme önergedeki maddeler eklenir. Genel kurulda bunlar ele alınır. Teşekkür ederim. Aykut Bey'e teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hukuki olarak bunları açıkladınız. Saygımız sonsuz. Anlayamadım. Hukuki olarak açıkladınız. Hukuki olarak bunları açıkladınız. Saygımız sonsuz. Kanun. Peki, genel kurullar, olağanüstü genel kurullar, hükümet konseyi dediğimiz kişiler geliyorlar. Ha, onu da söyleyeyim. Ha, geliyorlar. Ha. Böyle bir yasalara aykırı gündem var ise buna hükümet konseyine müdahale etmiş şey yok mu, yetkisi yok tamam. mu? Bakın onu var dün açık. Var ise tamam. O zaman bütün bunları konuşmaya gerek yok. Hükümet konseyine söyledim, hükümet konseyine yapmak. Tamam. Teşekkür ederim. Aynı konu ben bu uyarılarımı yaptığım zaman Tevfik Bey itiraz etti. Efendim dedi, siz ne diyorsunuz? Hani günah keşisi ilan etmeden önce. Denetleme kurulu arkadaşlarımız nedir onun adı? Toplantı. Denetleme kurulu arkadaşlarımız Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü aradı. Yani bu maddelerin görüşülmesi denetleme kurulunun kulağına fısıldanmış. Onlar da toplantıya temsilci gönderecek olan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü aramışlar. Oradaki bir kişi, her kimse neyse, efendim denetleme kurulu gündeme istediği maddeleri koyabilir demiş. Temsilci onun huzurunda yapılıyor. Efendim, onun dediği doğrudur. Bakın ben avukatım. Burada bir meslektaşımı görüyorum avukat olarak. Hukuktan. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları vardır. Kuralları oluşturur. İçtihadi birleştirme kararları vardır. Kanun hükmünde. Mahkeme değiştiremez. Ve kanun var. Kanun genel çerçeveyi çizer. Ayrıntılara girmez. Yönetmelik girer. Ola ki yaşamın kulağın öpüşü. Yönetmelikte de olmayan bir takım gelişmeler olabilir. O zaman hakim yasaya göre hüküm oluşturmak zorundadır. Yani maddedeki boşluğu kararıyla dolduracak. Şimdi beyefendinin sorusunu yanıtlıyorum. Genel kurul en üst kuruldur. İradeyi açıklar. Bunun üstünde kimse yok. Ne yönetim kurulu, ne denetleme kurulu, ne de bakanlık temsilcisi. Bakın, kooperatifler kanunu 50 yok. 1163. 54'tü galiba. Hatırladığım kadarıyla. 54'tü. Genel kurul bakanlık temsilcisinin huzurunda yapılır. Bakanlık temsilcisi gündemin görüşülmesine nezaret eder. Gözlemcidir. Ne yön verebilir, ne akıl yol gösterebilir, ne de akıl verebilir. Hiçbir şekilde ne gündeme, ne de genel kurulun akışına, iradesine müdahale edemez. Yani siz olağanüstü genel kurul yapacaksınız, şunu alın, şu maddeleri ekleyin diyemez. Genel kurulun üstünde olan bir kişi veya kurum değildir. Geçen sene, pardon, bir saniye.
Biz geçen sene toplantıya gelmedik. Elimizde geçen seneki toplantı kağıdı bize ulaşmadı. Kararlar elimize ulaştı. Evet. Onun için de ben dedim ki yani biz toplantıya katılmadık. Benim yasal hakkım mı? Hazır'ın cetveli var ya imza. Onu göremez miyim ben? Mesela yerine kim imza attı? Bunu benden göstermiyorlar mesela. Şimdi. Ama yasal bir imza. Benim yerime başkası imza attıysa ben itiraz edeceğim. Hanımefendi, sorunuzun kısaca cevap verin. Yani ay, gündem dışında mı? Efendim, konuşur. Bir üye, KOK Partisi'nin bir üyesi, kendisine bildirdiği adrese, KOK Partisi'ne bildirdiği adrese çağrı gündem ulaştırılır. İade, taahhütlü mektupla. Ha, İstanbul'da filanca yerde oturur ama yaz ayında buradadır, eline geçmez. Tebligat yapılmıştır. Adresin nereyse, nereyi belirtirseniz oraya gidin. Toplantıya katılırsanız, ağzının cetvelini imzalarsınız. Alınan kararı beğenmiyorsanız, itiraz şerhini koydurursunuz. Toplantı bittikten bir ay sonra, bir ay içinde, özür diliyorum, bir ay içinde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarsın, iptal davası açarsın. Eğer toplantıya katılmamış ise, o zaman genel kurulun aldığı kararla tüm üyelere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde dava açarsın. Durum bu. Değerli komşular, toplantının sonunda hepinize bir konuda hatırlatma yapmak istiyorum. Şöyle ki, Orjan'da, genel kurullarda veya olağanüstü genel kurullarda hepimizin çok rahatsız olduğu uygunsuz vekalet kullanımları söz konusu. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda mağdur duruma düşmemeniz adına söylemek istiyorum. Lütfen doğru olduğuna emin olmadığınız size verilecek olan vekaletleri lütfen kullanmayınız. Çünkü tespit edilmesi durumunda bununla ilgili tarafımızdan, grubumuzdan savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Bunu hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi ki varsınız. Güzel günlerde hep birlikte sevgiyle. Efendim şimdi sıramızı bu sıcakta buraya kadar gelip bize dinlediniz, destek verdiğiniz için bizler sizlere alkışlıyoruz.